Muharrem İnce, Babala TV yayını. Evet biliyorum birazcık geç geldi fakat bunun sebebini zaten bir önceki videoda açıklamıştım. Geç olsun güç olmasın diyelim. Sonuç olarak buradayız ve bugün Babala TV'nin muhtemelen en çok izlenecek olan yayınını inceleyeceğiz. Çünkü bu yayın sadece birkaç gün içerisinde neredeyse 10 milyon izlendi. Olsa Nur için bu bir rekor diyebiliyorum. Çünkü kendisi öyle bir fragman hazırlamıştı ki fragmanı izleyen neredeyse herkese bir merak uyandırdı. İnsanlar kendi kendine ulan acaba Muharrem İnce bu yayından sonra düşecek mi diye sorular sormaya başladı. Çünkü fragmanı izlediğimiz zaman Muharrem İnce bayağı bir sinirli gözüküyordu. Ki sinirli ve agresif davrandığı yerler yine var merak etmeyin. Bunda da değineceğiz zaten. Fakat değinmeden önce bir yorum yapmam gerekirse ya şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki fragmanla alakası yok. Yani en azından fragmandaki gibi sert geçmemiş program. Ha bu arada yanlış anlamayın bunun için Oğuzhan Uğur'u suçlamıyorum. Çünkü Oğuzhan Uğur'un zaten dikkat çekici bir fragman yayınlaması gerekiyordu. Adam da işini gayet başarılı bir şekilde yapmış. Zaten bu kadar izlenmesinin sebebi de bu fragman. Neyse biz yavaştan konuya geçelim. Öncelikle Muharrem İnce'nin bu sefer tüm cevaplarını beğenmedim. Bir önceki yayında neredeyse her söylediği şeye katılmıştım. Neredeyse diyorum tabii bir iki yerde yanlış vardı Fakat bu yayında hem net bir şekilde doğru diyebileceğim şeyler hem de net bir şekilde yanlış diyebileceğim şeyler vardı. Bunlar tabii ki benim fikirlerim yani benim yanlış dediğim şeyler size göre doğru olabilir. Veya benim doğru dediğim şeyler size göre yanlış olabilir. Bunları yorumlarda tartışırız. Ancak kendi fikirlerinizin benimle %100 aynı olmasını beklemeyin. Sonuç olarak bir eleştiri kanalı izliyorsunuz ve farklı fikirler size hiçbir şey kaybettirmez. Programda en beğendiğim şey Muharrem İnce'nin yine bu programa da hazırlıklı gelmesiydi. İnsanlar sorular sorduğu zaman sürekli olarak ya belgelerle cevap veriyordu. Ya da işte şu video açın, bu video açın diye yardımcılarına çağrılarda bulunuyordu. E, 6 numaralı videoyu... Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. 6 numaralı videoyu izletebilir miyiz? Bence hazırlıklı gelmek bu program için önemli. Ve Muharrem İnce doğrularıyla ve yanlışlarıyla da olsa en azından şu ana kadar en hazırlıklı gelen kişi oldu. Bu yönden kendisini tebrik ederim. Neyse çok fazla konuşmadan yavaş yavaş sorulara geçelim. Muharrem Bey şöyle bir şey söylemişti. Videosu da var zaten herkes de izlemiştir. Kılıçdaroğlu'na haksızlık yapamam. Ben vefalı bir insanım. Beni Cumhurbaşkanı adayı yapmışsa ben asla karşısına çıkmam. Karşı karşıya gelmem. Bir faninin kolay kolay yapamayacağı bir şey yaptı. Ben vefasız insan değilim. Bana bunu yapanın karşısına geçmem demiştiniz. Şu anki durumda sizin vefasız olduğunuzu söyleyebilir miyiz? Verilen en ufacık söze bile sadık kalmadığınıza göre size neden inanalım? Yarın vaat ettiğiniz şeyleri gerçekleştirebileceğiniz ne mali? Burada ablamız aslında mantıklı bir soru sormuş. Fakat videoyu izleyenlerin zaten cevabını bildiği bir şey sormuş. Evet Muharrem İnce gerçekten de böyle bir şey söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına geçmem ben vefasız insan değilim dedi. Ancak bunu CHP genel başkanı seçim için söylemişti. Ve zaten CHP genel başkanı başkanı seçiminde Kılıçdaroğlu'nun karşısına geçmedi. Kendisinin şu anda yeni bir partisi var. Yani buradan da anlayacağınız hanımefendinin söylediği gibi Muharrem İnce bu sözünü tutmamış olmuyor. Ama tabii yine güzel yerden yakalamış, güzel sormuş. Fakat devamını çok iyi getirememiş. Muharrem Bey dinleyebilir misiniz? Şu an sizin buradaki videonuzu ATV Haber'e koyarlarsa AK Parti için çalıştığınızı söyleyebilirler. Çünkü tamamen siz muhalefeti burada eleştiriyorsunuz. AK Parti ile ilgili hiçbir ses söylemiyorsunuz. Buna mesela ben de katılıyorum. Muharrem İnce özellikle son zamanlarda AK Parti hakkında hakkında neredeyse hiçbir şey söylemiyor. Bakın neredeyse diyorum. Birkaç eleştirisi tabii ki var. Ama muhalefete geldiğimiz zaman AK Parti'den çok muhalefete eleştirdiği doğru. Ve böyle kritik bir seçimde bence bunu yapması doğru değil. Birazcık da AK Parti'ye yüklenmesi hem bizim için hem de kendisi için çok daha iyi olacaktır. Sonuç olarak öncelikli hedefimiz neydi? Erdoğan'ı göndermek. Erdoğan gitsin de sonrasına bakarız kafasındayız yani. Ama buradaki kadının söylediğine gelecek olursak. Ablacım hem adama CHP ile alakalı bir soru soruyorsun hem de diyorsun ki hiç AK Parti'yi eleştirmiyorsun. AK Parti'den çok muhalefete eleştirdiği doğru. Tamam buna ben de katılıyorum. Ama sen bu adama CHP ile alakalı bir soru sorup daha sonrasında ya sen niye muhalefeti eleştiriyorsun diyemezsin. Çünkü sen bu adama CHP hakkında bir soru sordun. AK Parti ile alakalı bir şey sorsaydın belki eleştirecekti. Yani bu tam olarak olmamış. Neyse bir sonrakine geçelim. <laughs> Orhan Güne Bakan hoş geldiniz. Geçenlerde bir açıklamanız oldu. Bir tarafta Hizbullahçılar, bir tarafta PKK'lar diye. Olası bir ikinci tura kalamama durumunda da Millet İttifakı'nı destekleyeceğinizi söylediniz. Peki kalamadınız ikinci tura. Kendi seçmeninizden Millet İttifakı için nasıl oy istemeyi düşünüyorsunuz? Hani onlar PKK'lı demeyecekler mi size? Bir de bu ittifakın içerisinde zamanda size güvenip oy vermiş insanlar var. Onlara bu şekilde hitap etmeniz ne kadar doğru? 10 numara 5 yıldız soru. Muhtemelen bu programa katılsaydım ben de bunu sorardım. Çünkü evet kendisi katıldığı Babala TV programında açık ve ne net şekilde dedi ki öncelikli hedefimiz Erdoğan'ı göndermek. Yani bu eşittir Erdoğan'ın karşısındaki insanı destekleyeceğim demektir. Okey zaten bizim istediğimiz şey de buydu. Ancak hatırlarsanız ki Muharrem İnce geçtiğimiz günlerde şöyle bir söz sarf etmişti. Bu yanda Hizbullahçılar, öbür yanda PKK'lılar, FETÖ'cüler, Yarıp geçeceğiz ortadan. İşte bu çok yanlış. Hem yanlış bir üslup hem de yanlış bir bilgi. Çünkü Millet İttifakı açık ve net bir şekilde demişti ki HDP'ye bakanlık verilmeyecek ve HDP masada olmayacak. Bunu Meral Akşener'in kendisi de söylemişti. Yani Millet İttifakı'nı PKK ile bağlamak doğru değil. Hadi bunu geçtim. Madem Millet İttifakı'nın adayını destekleyeceksiniz o zaman neden PKK diyorsunuz? Yani PKK'lı dediğiniz kişileri desteklediğiniz zaman kendi seçmeniz demeyecek mi? Hop birader sen ne yapıyorsun? Hani biz bunları desteklemeyecektik? Hani bunları yanında olmayacaktık? Yani yani anlayacağınız ablamız güzel bir soru sormuş. Muharrem cevabı ise şu. Birincisi ikinci tura ben kalacağım. Ben seçimi alacağım. Buna inanıyorum. Bakın çok bir şey değil. Siyaseti sadece günde 10 dakika bile takip etseniz Muharrem ikinci tura kalma ihtimalinin sıfır olduğunu anlayacaksınız. Muharrem İnce, evet sevdiğim bir siyasetçi. Ancak ben Muharrem ikinci tura kalamayacağını biliyorum. Bunu kendi seçmenleri de biliyor. Çünkü 6 partinin desteklediği bir aday karşısında sen ikinci tura çok zor kalırsın. Hele ki son zamanlarda Muharrem yaşadığı düşüşten sonra. Çünkü biliyorsunuz kendisi sürekli muhalefete eleştirdiği için kendisine karşı bir nefret oluşu sosyal medyada. Oluşan bu nefretten sonra Muharrem oyları iyice düştü. Yani benim tahminimce %4, %5 falan alacaktır. Bu da ikinci tura kalmak için yeterli değil. Muharrem İnce buna gerçekten inanıyor mu emin değilim. Ama ben kendisinin ikinci tura kalacağını düşünmüyorum. Bakalım devamında ne söylemiş. İkincisi ben altılı masayı falan desteklemiyorum, desteklemeyecek Ama CHP'yi desteklerim. İşte iyi diyorsun, hoş diyorsun da Millet İttifakı'nın adayı zaten CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. O zaman sen ikinci turda CHP'yi nasıl destekleyeceksin ki? Arkadaşlar ben Kemal Kılıçdaroğlu'na veriyorum ama Millet İttifakı'na vermiyorum. Ya ikisi zaten aynı şey. Bilmiyorum bu cevap yani bence çok net olmamış. Ama en azından Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceği için mutluyum. Bunu da bu şekilde öğrenmiş olduk. 25 yıl önce aynı şu andaki usubunuz Cumhurbaşkanı gibi. Öncelikle onu belirteyim. Buradaki gençlerin bir tanesinin geleceği hakkında bir şey söylemediniz. Deprem hakkında bir şey söylemediniz. Yapacaklarınız hakkında hiçbir şey söylemediniz. Sabahtan beri bir Kılıçdaroğlu, Tayyip, Meral Akşener biz zaten onları biliyoruz. Biz bunlara doyduk. Benim geleceğim bu nesilin elinde. Sizin elinizde olmamalıdır. Siz yeni mi geldiniz? Ya bu abla zaten direkt muhalefet olmaya gelmiş. Muhtemelen sorulan soruları, verilen cevapları bile dinlemedi. Not defterine kaydetmişti. Muharrem İnce'ye şu söylenecek, bu söylenecek. Sadece muhalefete eleştiriyorsun denecek. Deprem hakkında herhangi bir şey söylemiyorsun denecek. O denecek, bu denecek. Yani ezbere gelmiş. Çünkü Muharrem İnce programın bu dakikasına kadar deprem hakkında her şeyi konuştu. Yapacağı bazı icraatlardan da bahsetti. Yani ablanın bunları duymamış olması için afrika kalmış olması gerekiyor. Ya da başka şeyle ilgileniyordu artık bilemeyiz. Ama bayağı ezber bir soru olmuş. Bence olmamış. Neyse, geç. Yalova CHP il başkanı iken özel tam dershanesi müdürü ve ortağıydınız. Kurumunuzda 19 çalışanınız vardı. Sadece 9 tanesinin sigortası ödemeye devam ediyordu. Geri kalan 10 emekçi büyüğümüzün sigortasını yatırmayarak vergi kaçırmışsınız. Ve bu konu müfettiş tarafından size sorulduğunda Yaşar okuyan ile sürtüşmeli olduğunuzu ve o yüzden ödemediğinizi söylemişsiniz. İnsanlar ile şahsi meseleleriniz yüzünden devletten vergi kaçırmışsınız ve bu yüzden ceza almışsınız. Kanıtları mevcuttur. Devletten şahsi meseleleri yüzünden vergi Kaçırmış ve Türkiye Cumhuriyeti Devletine Zarar vermiş bir kişi olarak Şimdi devlet yönetmeyi talipsiniz Bu konuda biz neden size güvenelim Teşekkürler En beğendiğim sorular arasında bu da vardı Benim de bilmediğim güzel bir soru sormuş Ben mesela bu arkadaş böyle bir soru sormasaydı eğer ki Böyle bir olay olduğunu bile bilmeyecektim Adam güzel araştırmış yani hakkını vermek lazım Muharrem İnce'nin cevabına gelecek olursak Eh Evet ceza yedik doğru söylüyorsun. Anlatayım gerekçelerimi. Dershanelerde iki tip öğretmen çalışır. Bir gençler, iki emekli öğretmenler. Gençler sigortasız çalışmaz. Emekliler ise sigortalı çalışmak istemez. Neden? Çünkü emekliler yeniden çalışıyor gösterirse kendini maaşları kesilir. Maaşlarının kesilmesini istemez. Ve emekli öğretmenler der ki beni gösterme ben derse gireyim. Beni gösterme maaşım kesilmesin. Hem maaşı kesil bir de der ki genç öğretmen ders ücreti 5 lira veriyorsan bana 6 lira ver, beni gösterme der. Hem maaşının kesilmesini istemez hem de ders ücretini fazla alır. Yani emekli öğretmenin lehinedir bu çalışma. Biz emekli öğretmenlerle ilgili böyle bir sıkıntı yaşadık. Bunun cezasını da ödedik. Tıpkı trafik cezası öder gibi. Sen hiç trafik cezası kırmızı ışıkta ihlal etmedin mi? Sürat yapmadın mı? Emekli öğretmenlerle ilgili böyle bir ceza oldu. Bunu ödedik. Hem de büyük bir ceza ödedik. Türkiye'de o zaman 2000 dershane vardı. 2000'i de aynı uygulamayı yapıyordu. Ama sadece cezayı biz ödedik. Muharrem Bey diğerleri yanlış yapıyor diye siz de mi yanlış yapacaksınız? Ben sana Türkiye'deki bir uygulamayı anlattım. Takdir milletimizindir. Net bir şekilde verdiği en kötü cevaplardan biri. Çünkü bu yanlışı başka insanlar yapıyor diye veya bu yanlış bazı insanların yararına diye yaptığın şey doğru olacak diye bir şey yok. Sonuç olarak anlattığı şey bir suç ve kendisinin söylediğine göre bu cezayı ödemiş. Ama bu cezayı trafik cezasıyla karşılaştırmak da doğru değil. Çünkü cezaların amacı he tamam bu cezayı öde sonra defol git demek değil. Bu cezayı öde yaptığın hatanın farkına var. Ama Muharrem İnce bu konuyu sanki kendisi hiçbir hata yapmamış gibi anlatmış. İşte bu çok yanlış. Burada verilecek en mantıklı cevap şuydu. Ben zamanında bir yanlış yaptım. Bunun cezasını da ödedim ve pişmanım. Böyle bir hatayı bir daha yapmayacağım. Onlar şöyle yaptı, bunlar böyle yaptı, biz şöyle yaptık, bunları ödedik falan filan. Bunlar hiç mantıklı argümanlar değil. Hepimiz hata yapıyoruz. Evet bunun ben de farkındayım. Ama yaptığınız hatanın farkında olmaktır zaten önemli olan. Yani ceza ödemenin iki tarafı vardır. Birincisi sadece aklanmak için ödersin. İkincisi gerçekten hatanın farkına varırsın ve cezanı o şekilde ödersin. Bizim için mühim olan ikinci seçenek. Umarım anlatabilmişimdir. Devam edelim. Hatta İskenderun'dan geliyorum. Evet. Siz dans videonuzun yayılmasını 9 Mart tarihinde tweet attınız. Annelerinize, dedelerinize, nenelerinize söyleyin dediniz. Benim olmasa bile yakınımın annesi dedesi enkaz altındaydı. Benim ablam annem enkaz altındaydı. Siz bu videoyu yayınladığınızda. Ben sosyal medyadan annemi, ablama arayacakken hashtag oluşturmuşken sizin bu dans akımınız yüzünden onlara belki de ulaşamadık. Bu sayede devam ediyorum. Siz 15 Şubat'ta attığınız tweet'te dediniz ki enkaz altındaki son kardeşimiz çıkana kadar seçimle ilgili konuşmayacağım dediniz. Daha geçen hafta 4 Nisan tarihinde Antakya'da 8 adet canımız çıktı enkaz altında. E arkadaş 45 günde enkazdan insanları çıkaramamışsa bu devlet bunun suçlusu ben miyim ya? Yapma ya. Yapma ya. Öncelikle bu arkadaşın başı sağ olsun söyledikleri şey beni gerçekten çok derinden net geldi. Ancak sadete gelecek olursak söylediklerinde haklı değil. Benim burada bu arkadaşı eleştirmeye tabii ki de hakkım yok. Çünkü onun yaşadıkları hakkında empati kurmam maalesef ki mümkün değil. Ancak sorduğu soruyu eleştirecek olursak mantıklı değil maalesef. Çünkü bariz bir şekilde hükümetin hatası olan bir konuda Muharrem dans videosunu suçlamak doğru değil. Çünkü Muharrem İnce depremden 3 ay önce dans etmişti. Evet bu yeni yeni akım oldu. Fakat bunu akım yapan gençlerdi. Muharrem İnce'nin kendisi değildi. Bu birincisi. İkincisi bu TikTok'da akım oldu. Twitter'da bununla alakalı bir hashtag görmedim ben. Yani gündemi bu arkadaşın söylediği kadar meşgul eden bir olay değildi bu. Ki meşgul etseydi bile tekrardan söylüyorum. Depremin üstünden zaten 45 gün geçmiş. 45 gün sonra insanların yavaş yavaş normale dönmek istemesi çok normal. Başın sağ olsun gerçekten çok üzgünüm. Neyse ki Muharrem İnce bunun sonunda güzel bir cevap vermiş. Arkadaşın ailesini arayacağına dair bir söz veriyor. Bak işte bu beni gerçekten çok mutlu etti. O yüzden Muharrem tebrik ederim. Neyse sıradaki soruya geçelim. İsmim Yusuf Kılıç. İki sorum olacak ama çok hızlı geçeceğim. Bir Birini... İkinci sorumun hemen önünde tek bir cümle kuracağım Sayın İnce'ye. Kürtlerin bu topraklarda yaşamasından rahatsız mısınız? Bunun gibi bir sürü popülist soru vardı. Kürtlere hak mı? Kürtler sevilecek mi? Ekonomi iyi olacak mı? İşte ne bileyim. Bir tanesi hatta şunu sormuştu. Adalet olacak mı? Şaka yapmıyorum adam aynen böyle sordu. Adam diyor ki suçluları tutuklayacak mısınız? Abi böyle bir soru mu olur? Hele ki bunu yargı bağımsızlığı adı altında soruyor. Yargı bağımsızlığı böyle bir şey değil. Neyse biz bu arkadaşımızın sorusuna gelecek olursak eğer. Bu da çok popülist bir soru. Kürtlere hak mı? Kürtleri seviyor musunuz? Falan sevmeyen bir lider olsaydı bile ki değil bunu zaten biliyoruz. Fakat sevmeyen bir lider olsaydı bile ben Kürtleri sevmiyorum, Kürtleri hak tanımayacağım demezdi. Hiçbir siyasi lider gelipse ben ekonomiyi batıracağım, ben şunları yapacağım, ben bunları yapacağım, ülkeyi adaletsiz bir yer haline getireceğim, hiçbiriniz özgür olmayacaksınız, şu olacak, bu olacak falan demez. Erdoğan'ın 2000'deki hallerine bakarsanız eğer ki, adam gerçekten çok özgürlükçü konuşuyordu. Şu an söylediği şeylerin hangisini yapıyor? Hiçbirini. Bu yüzden siyasi liderlere böyle sorular sormak çok gereksiz. Devam edelim. Evet. mecliste yasama organında iki tane milletvekiliniz var. Sizin bu milletvekillerinizin performansının ne olduğundan haberiniz var mı? 27. yasama döneminde %96 devamsızlıkla tamamlamışlar yasama dönemini. Ve 436 bu... oy kullanabilecekken 18 oy kullanabilmişler. Ve hiç siz yeni dönem için bu iki ismi, bu iki vekili tekrar aday gösterdiniz. HDP'li milletvekilinin oğlu Salih Gergerlioğlu. Bu arkadaş iki tane soru sordu. İlk sorduğu soru çok saçma bir şey olduğu için buraya koymayacağım. Orada Muharrem İnce haklıydı. Fakat bu sorusuna gelecek olursanız tartışılır. Muharrem İnce'nin milletvekillerinin meclisteki devamlılığı hakkında bir soru sormuş. Ve kendisinin milletvekillerinin çalışmadığıyla alakalı birkaç söylemde bulunmuş. Muharrem İnce de diyor ki onların devam zorunluluğu yok. Ancak devam zorunluluğu yok diye devamlılıklarının az olması bence çok da etik bir davranış değil. Sonuç olarak bunların maaşlarını biz vergilerimizle ödüyoruz. O yüzden milletvekillerinin düzgünce çalışmasını istemekte en doğal hakkımız. O yüzden bu adam sırf HDP'li olduğu için sorduğu soruyu anlamamazlıktan gelmeyeceğim. Ama sadete gelecek olursak eğer, acaba kendisi babasının partisinin devamlılığını sorguluyor mu? Çünkü HDP'li milletvekillerinde o kadar çok devamlılığı yok yani mecliste. Yani sen sen adama hem böyle bir soru soruyorsun hem de tuttuğun partideki neredeyse hiçbir milletvekili çalışmıyor. Oturdukları yerden maaş alıyorlar. Tebrikler kanka. Ben daha ne diyeyim sana. Neyse devam edelim. Sayın İnce öncelikle hoş geldiniz. Mevzular açık mikrofona katıldığınızda genç bir hanımefendi Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istemeniz memleket partisine yakışmıyor demişti. Siz de böyle bir lafımı bulun siyaseti bırakırım dediniz programda doğru mu? Doğru. E bulduk. <laughs> Sizin Halk TV'de bir konuşmanız var Selahattin Demirtaş'la ilgili Sayın İnce. Öncelikle göstermek veya dinletmek istiyorum. Dinlet kardeşim. Selahattin Demirtaş'a gitme. Yok kardeşim gideceğim. Hatta dedim yani serbest kalsın propaganda yapsın. Bizim gibi ders yapıyorsa o da yapsın. Ne var bunda ya? Ne var bunda ya? Of. Bunun devamı var zaten. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Bununla alakalı özel bir video bile yapmıştım. Muharimcinin burada bahsettiği şey Hadi Selahattin Demirtaş özgür kalsın, gelsin, tosun, dolaşsın değil. Selahattin Demirtaş o zamanlarda hapiste olmasına rağmen cumhurbaşkanı adayı olmuştu. Muharimcinin de diyor ki madem YSK onu aday gösterdi, o zaman bırakın adam mitingini yapsın. Mitingini yaptıktan sonra yine atın içeri. Bu eşittir serbest kalsın demek değil kanka. Sen burada maalesef ki videoyu kesip biçip bu şekilde sunmuşsun. Belki de sen yapmamışsındır yani internetten de görmüş olabilirsin ama yanlış. Çok yanlış. Senin FETÖ'yle yakın bir ilişkin var da ne kadar yakın onu bilmiyorum. Kimin benim mi? Evet evet iddia edip ispatlayamayan Fragmanı izlediğimde benim en çok dikkatimi çeken kısım burasıydı. Çünkü Muharrem İnce bu adama karşı baya bir bağırıyordu. Madar olacaksın, şöyle olacaksın, böyle olacaksın, sen FETÖ'cüsün falan diyordu. Madar olacaksınız lafını salona karşı söylemesi bir kere doğru bir şey değildi. Ancak sonrasında özür diledi. Yani bu yüzden bu konuya çok fazla değinmeyeceğim. FETÖ'cüsün lafına gelecek olursak. Komik ama adam gerçekten FETÖ'cü çıktı. Evet, ekranda görüyorsunuz zaten. Ama fragmanda kendi kendime şunu sormuştum. Bu adam FETÖ'cü ise bile Muharrem İnce bunun FETÖ'cü olduğunu nereden anladı? Çünkü çünkü bu kolay kolay anlaşılacak bir şey değil yani. Daha sonrasında yayını izlediğinde yani evet adam bayağı belli etmiş. Çünkü sorduğu sorular full FETÖ alakalıydı. Ve garip garip göndermeler yapıyordu. Yani anlayacağınız adam amacını bayağı belli etmiş. Şöyle düşünüyorum. Diğer partlarda da örnek verildi. Kadınlar işte analarımız, bacılarımız artık gece sokakta yürüyemiyor denildi ama bu sadece göçmenlerden dolayı kaynaklanan bir problem değil. Ata Ataerkil sistemden ve erkeklikten dolayı kaynaklanan bir problem. Ha tabii canım abla sen de haklısın yani. Sadece göçmenlerden kaynaklı bir şey değil değil bu. Ülkede zaten tacizci, tecavüzcü bir sürü insan var. O yüzden ne duruyoruz? 10 milyon tecavüzcüyü daha dolduralım ülkeye. Abi böyle bir mantık olabilir mi? Ülkede zaten katil var. Hadi bütün katilleri ülkeye dolduralım. Ülkede çok tecavüzcü var zaten. Hadi bütün tecavüzcüleri ülkeye dolduralım. Abicim bizim bunu yapmaktan ziyade önce yapmamız gereken şey aramızdaki bu katilleri, tecavüzcüleri ayıklamak. Bizim bu ülkede zaten yeterince problemimiz vardı. Neden dışarıdan problem ithal ediyoruz ki? İşte ben bunu anlamıyorum yani. Çok mantıksız konuşmuşsun. Başlardaki partlarda Göçmenlere yönelik saldırgan söylemlerinizi kınıyorum ve asla katılmıyorum. <laughs> Hayır, hayır. Üzgünüm fakat sen boş yapıyorsun. Suriyeler hakkında yine 5-10 dakika daha konuşmak istemiyorum. Suriyelerin neden gitmesi gerektiği hakkında binlerce video yaptım bu kanalda. Gidip onları izleyebilirsiniz. Daha da fazla bu konu üzerine konuşmak istemiyorum. Uzun lafın kısası Muharrem İnce yayını benim için böyleydi. Doğruları da vardı, yanlışları da. Tabii bunlar bana göreydi. Siz de kendi fikirlerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Ha bu arada yorumlarda çok fazla soruyorsunuz. Niye birinci turda Muharrem İnce'yi destekleyeceksin falan diye. Dostlarım ben birkaç video öncesinde Muharrem İnce'ye oy verebilirim dedim diye bu Muharrem İnce'ye oy vereceğim anlamına gelmiyor. Benim orada demek istediğim şey şu. Biliyorsunuz benim öncelikli hedefim Erdoğan'ın gitmesi. Yani Kılıçdaroğlu eğer ki birinci turda işi bitirebilecek potansiyele sahip olursa eğer ben zaten Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim. Zaten kendisi babalaya da çıkacakmış. Şu anda dört gözle onu bekliyorum. Orada kendisinin potansiyeli muhtemelen bunu bize gösterecektir zaten. Şayet kendisi ilk turda işi bitiremeyecek bir konuma gelirse eğer işte o zaman Muharrem İnce'ye verebilirim. Yani benim şu anda ilk turda ne yapacağım kesin olarak net değil. Ama ikinci turda Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Bu net. Çünkü Erdoğan'ın gitmesi lazım. Umarım Demek istediğimi anlamışsınızdır. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.